şu önümüzdeki muhteşem ayın feyzinden, bereketinden istifade etmek için mutlaka ve mutlaka Ramazan'dan önce duymanız gereken, Ramazan'dan önce mutlaka bilmeniz gereken, Ramazan'ı şeytanın elinden kurtarıp da ebedi bir hasılat olarak ahirete götürmenin yolunu bulmak için mutlaka duymamız gereken ifadeler bunlar. Evet, bir Ramazan-ı Şerif daha geldi. Adeta tam boğulmak üzere olan birisinin imdadına bir can kurtaranın yetiştiği gibi 11 ay gaflet denizinde, 11 ay gaflet dalgalarında tam boğulmak üzereyken imdadımıza yetişen bir ay. Adeta tam boğulmak üzereyken, ebedi hayatımızı kaybetmek üzereyken can simidi gibi gelip bize yetişen ve yapışanı kurtaran bir ay imdadımıza Cenab-ı Hak tarafından gönderildi. Bu tam bir ikram-ı ilahi ve 80 sene ibadetle geçmiş bir ömür kadar hasılat kazandıran muhteşem bir ay. Kur'an'ın tabiriyle o ay 1000 aydan daha hayırlıdır diye tavsif edilen o muhteşem ay adeta imdadımıza yetişti. Bizi içine düştüğümüz hayvaniyet, beşeriyet ve maddiyat çukurlarından tutup kurtaran, bize insan olduğumuzu bir kere daha hatırlatan ve insanlık moduna bizi çıkarmak için hayvaniyetten kurtarıp melekiyet vaziyetine yücelten muhteşem, muazzam bir ay. Kıymetini bilenin, adeta ahiretini kurtaran, mizanda ameller tartılırken bütün dengeleri alt üst eden ve insanın bütün günah terazisini dağıtıp sevap namına, hasenat namına insanı yücelten muazzam bir ay. Şimdi Cenab-ı Hak bize bu fırsatı verdi. 11 ay geçti. Geçen Ramazan aramızdaki çok insanlar bu Ramazan yoklar. Kimlere nasip oldu, kimlere olmadı. Bu muhteşem, bu mübarek, bu muazzam aya yetişmek acaba bize nasip oldu mu? Acaba biz bu aydan hakkıyla nasiplenebilecek miyiz? Bu ay acaba bizim imdadımıza yetişecek mi? Bu soru işareti kafamızda kalsın. Çünkü Ramazan-ı Şerif'e maddeten yetişen, Ramazan ayına kadar yaşayıp da o ayı şu dünya hayatında geçiren herkesin dünyasına Ramazan-ı Şerif yetişmiyor. Herkesin imdadına Ramazan-ı Şerif yetişmiyor. Güneş gibi. Güneş herkes için doğuyor ama perdesini açanların evine giriyor. Ramazan-ı Şerif bütün bereketiyle, bütün feyziyle herkes için geliyor ama Ramazan-ı Şerif'in kadrini, kıymetini bilenlerin imdadına yetişiyor. Ramazan'dan hakkıyla istifade etmek için seferber olanların, gönül ve kalplerinin perdelerini sonuna kadar açanların kalbine güneş gibi doğuyor, derdine derman oluyor. Böyle bir Ramazan-ı Şerif geldi. Geldi ama benim için de geldi mi acaba? Kimlere geldi, kimlere gelmedi? Bu Ramazan kimlerin evine girecek, kimlere hiç uğramadan geçecek bilemem. Ama isterim ki Rabbim bana da ikram etsin, beni de Ramazan-ı Şerif'le buluştursun, Ramazan'ı benim evime de, kalbime de, gönlüme de doğursun, doldursun, misafir etsin. Bunun için gayret etmem lazım. Bunun için özellikle ve özellikle Ramazan-ı Şerif'in sırrını çözmek, manasına girmek ve Ramazan-ı Şerif'i sadece maddi bir hareketler silsilesinden ibaret görüp de Ramazan'dan nasipsiz kalmamak için gayret etmem lazım. İşte Ramazan-ı Şerif hakkında şu önümüzdeki koskoca muhteşem bir ay hakkında bu cümleler hiç duymadığınız, duyduğunuzda sizi heyecana getirecek ve inşallah bu ayı hakkıyla değerlendiririm diye sizi azmettirecek ifadeler. Ecdadımız bu manayı bildiği için Ramazan-ı Şerif gelince yatağı yorganı kaldırır, ta bir ay sonraya kadar başını o yastığa koymaz,
Ancak o uykuda geçen dakikaları da nurlandırmanın, onları da Ramazan-ı Şerif'in bire bin kat hasenat kazandıran o mevsiminden istifade ettirmenin yollarını ararmış. Dünyalık işleri, güçleri hep Ramazan'dan önce bitirir. Ramazan'a iş bırakmaz. Ramazan ahiret ayıdır. Ramazan maneviyat ayıdır. Ramazan ebedi hayata sarf edilmesi gereken muazzam bir aydır deyip Ramazan-ı Şerif'i dünyadan kurtarıp ebediyete, ahirete mal etmenin derdiyle yanıp tutuşmuşlar. Her istediğini vere vere şımarttığımız ve artık dizginleyemez hale geldiğimiz nefsimizin ilahi bir emirle dizginlendiği o muhteşem aydır Ramazan. Boğuşup durduğumuz, canımıza kasteden, ebedi hayatımıza kasteden nefsimizin prangalara vurulduğu, adeta nefis bineğinin dizginlenip dizginlerinin elimize verildiği aydır o ay. Nefsin helale karşı bile Allah'ın emrinden dolayı elini uzatmamaya alıştığı, helale bile meyletmemeye, helalin karşısında bile emri ilahiyle dimdik bir duruş sergilemeye alıştığı o ay, 11 ay boyunca harama karşı irademizi kuvvetlendirir ve 11 ayın bütün sabrını, gücünü, kuvvetini ve bütün harekatını tahsil ettiğimiz muhteşem bir ay olarak imdadımıza yetişir. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in, şu gelen Ramazan'ın, şu önümüzdeki muhteşem ayın feyzinden, bereketinden istifade etmek için mutlaka ve mutlaka Ramazan'dan önce duymanız gereken, Ramazan'dan önce mutlaka bilmeniz gereken, Ramazan'ı şeytanın elinden kurtarıp da ebedi bir hasılat olarak ahirete götürmenin yolunu bulmak için mutlaka duymamız gereken ifadeler bunlar. Bakın ne diyor? Ramazan'ın sıyamı, orucu, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Ramazan-ı Şerif'te sevabı amal, amellerin sevabı bire bindir. Şimdi bu nokta çok önemli. Bakın şimdi bir fuar kuruldu, bir pazar kuruldu. Fakat bizim o fuarda satacak bir malımız yok. O pazarla ilgili bir hesabımız yok. Bizim için o günün bir kıymeti olmayabilir. O gün gelir geçer de hiç haberimiz bile olmaz. Ama gerçekten bir yıl boyunca o fuarı bekleyen, günlerdir, aylardır o pazarı bekleyen bir tüccarın, bir fabrikatörün o gün gelmeden önce o gün için yaptığı hazırlıkları düşünsenize. O günü saatlere böler. Saatleri dakikalara böler, dakikaları saniyelere böler ve tek tek o günü değerlendirmenin, o gün o büyük hasılatı kaldırmanın planlarını aylar öncesinden yapar. Çünkü o gün tek bir gündür. Elden akıp gider, zamanla yarışamazsınız. İşte o gün Ramazan-ı Şerif. Bizim için adeta bütün hayatımızın Kadir gecesi hükmünde olan, çünkü Ramazan-ı Şerif ömür içinde Leyle-i Kadir'dir diyor. Bir fırsatmış o. Ahiret pazarı için kurulmuş bir fuar, bir meydan, bir ticarethane, bir pazar var. Şimdi gerçekten muhakkak mutlaka ahiretini kazanması gereken, ebedi hayatını şeytanın elinden kurtarması gereken, mizanda amelleri tartıldığında o mizan terazisinden ebedi saltanatı kazanmış olarak kurtulması, ayrılması gereken insanın ebediyetine, ahiretine baktığı için, bizim için bu fuarda çok alacak malımız var. Bu fuarda, bu pazarda yapacağımız çok büyük ticaretlerimiz var ve bizi doğrudan doğruya ilgilendiren ve bizim ebedi hayatımızı alakadar eden çok muazzam ticaretler var bu pazarda, bu Ramazan-ı Şerif pazarında. Öyleyse amellerin bire bin kat yazıldığı bir mevsim geliyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in kıymetini kim anlar biliyor musunuz? Pazarın kıymetini tüccar anlar. Ramazan-ı Şerif'in kıymetini ahireti için, ebedi hayatı için gerçekten ciddi hazırlanan ve bir tek ameli salih için gayret eden bir insan. Bir gün karşısına bire bin hasenat kazandıran bir mevsim geldiğinde aklını kaçırır. Bu mevsimi,
bu pazarı, bu mübarek ayı dolu dolu geçirip en büyük hasılat ile bu aydan çıkmanın, bu ayı adeta büyük bir hasılatla kaldırıp götürmenin derdine düşer. Ama adamın ahiret derdi yoksa, ebedi hayat endişesi yoksa, Ramazan onun için kültür ayıdır. Ramazan-ı Şerif, nerede o eski Ramazanlar, Ramazan eğlenceleri, Ramazan iftar törenleri, şunlar bunlar falan. Bir sürü şeylerle vaktini öldürür. Allah muhafaza, o Ramazan-ı Şerif'i geçici bazı fantazilerle atlatır, geçer gider. Ama gerçekten ahiretinin derdine düşen bir insan, her bir amelin bin katla çarpıldığı bu ayı adeta ganimet bilir. Çölde su gibi arayıp durduğu bu ayda, böyle çağlayanlar gibi akan, nehirler gibi akan bu bereketli ayı bulunca, susamış ruhunu adeta Ramazan-ı Şerif'in feyziyle kandırır ve böyle bereketli bir ayda adeta hasılat toplamak için koşturur, durur. Cenab-ı Hak o şuuru bize nasip etsin. Gerçekten de ahiretinin derdine düşenlerden eylesin bizi. Ve şu Ramazan-ı Şerif'te bir tiyo vereyim size. Çok çok önemli bir nokta var. Ramazan-ı Şerif çok kısa. Fakat bu kısa, geçici ayda çok büyük ibadetler yapmak gerekir. Öyleyse yetiştiremeyiz. Hangi birini yapalım? Ramazan'da yapılacak o kadar faziletli ibadetler var ki. Ahir zaman, iş güç çok. İbadete ayıracak vakit de çok az. Öyleyse acaba ne yapsak? Ramazan-ı Şerif'te yapacağınız en büyük ibadetlerden bir tanesi, en birincisi tabii ki Kur'an'la meşguliyettir. Çünkü Ramazan Kur'an ayıdır. Ama en büyük ibadetlerden birisi nedir biliyor musunuz? Ramazan-ı Şerif'te kalpler, gönüller yumuşamıştır. Adam 11 ay meyhanenin yolunu aşındıran bir adam bile Ramazan'da ahdediyor, oruç tutuyor. Ağzıma koymayacağım o lanet şeyi diyor. Allah'a karşı bir saygısı var. Kalbi gönlü yumuşamış. Adeta böyle demir tavında dövülür diye bir tabir var ya. Demiri ateşle verirler. Su gibi olur böyle yumuşar. Üzerine vurup ona şekil verirler. Şimdi aynı onun gibi kalpler, gönüller, o taş gibi kalpler yumuşamış. Ve tam şekil verecek bir kıvama gelmiş Ramazan-ı Şerif'te. Bir insanın elinden tutmak. Onu imanın hakikatlerle buluşturmak. Ve bir insanın buluşacağı şu hakikatleri onlara ulaştırmak. Şimdi çok kolay. Bir paylaşımda şu dersin tamamını bütün insanlara ulaştırmanız mümkün. Öyleyse bir insanın hayatına dokunmak kadar büyük, muazzam, Allah katında kıymetdar bir ibadet yok. Gelin şu Ramazan, çölde susamış gönüllere, ruhlara hep beraber derman olalım. Şu dersleri herkesin kalplerine, gönüllerine ulaştıralım. Adeta böyle su bekleyen tohumlar gibi o ruhlar, kalpler bu iman suyuyla hayatlansınlar. Her taraf gülistana dönsün, yeşillensin, cennet gibi olsun. Gelin hep beraber bu dirilişi hep beraber planlayalım. Hep beraber seferber olalım. Beraberce şu ahir zamanın bütün günahlarından sıyrılıp İnşallah memleketimizi ve tüm dünyayı cennete çevirelim. Bu Ramazan bizim için bir fırsat olsun. Rabbim nasip etsin inşallah. Kur'an-ı Hakim'in nas-ı hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. 10 hasene sayılır, 10 meyve-i cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil 1000. Ve Ayet-el Kürsi gibi ayetlerin her biri binler, ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Böyle karlı bir ticareti kaçıran, ehemmiyet vermeyen, şu ticaretten, şu muazzam hasılattan hissedar olamayan bir insan nasıl akıllıyım diyebilir ya? Nasıl ben de tüccarım, abin karını kazancını bilir, kim diyebilir ya? Böyle bir kârı, böyle bir kazancı kaçıran, ehemmiyet vermeyen, ihmal eden bir insanın zerre kadar ticaretten anlama ihtimali, anlamış olma ihtimali var mı? Evet, her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şecere-i Tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak. Seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler, Cenab-ı Hakk'ın bunca müjdesine, bunca kampanyasına kıymet vermeyenler,
Ramazan-ı Şerif'i de sair aylar, sair günler gibi sıradan bir günmüş gibi geçirip de Cenab-ı Hakk'ın o müthiş müjdelerine, o muazzam ikramlarına, o muhteşem adeta insana ikramlarına, o muhteşem ihsanlarına ehemmiyet vermemek. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu muazzam hediyesini hafife almak. Sanki o sevaba hiç ihtiyacı yokmuş. Sanki o ibadetin getirdiği getirilere, getireceği bize o manaya hiç ihtiyacı yokmuş gibi adeta Ramazan-ı Şerif'e sırtını dönmek. Ve o Ramazan-ı Şerif avuçlarının içinden kayıp şöyle arkasından bakıp kalacağız. Geçmiş gitmiş olacak. Öyleyse şimdiden önümüzdeki Ramazan-ı Şerif'i planlamamız lazım. Eğer biz planlayamazsak şeytan bizim için planlar. Ramazan-ı Şerif'i beyhude geçiririz. İnanın Ramazan'daki o kıymetdar günleri maleyaniyat ile boş şeylerle geçirmek de Allah katında büyük bir ayıptır. Allah'ın o muazzam hediyesini, bizi ebedi cehennemden kurtarmak için uzattığı o can kurtaran simidini hafife almak, ehemmiyet vermemek, sanki ihtiyacım yok buna der gibi bir tavırla Allah'a sırtımızı dönmek manasına gelir. Öyleyse Ramazan-ı Şerif'i çölde susamış bir insanın suya kavuştuğu gibi kavuşup sarılacağız ve Ramazan-ı Şerif'in hakkını vereceğiz. Ramazan'dan dolu dolu istifade edip ebedi saadeti inşallah bu Ramazan'da kazanacağız. İşte Ramazan-ı Şerif adeta ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Ve neşv-i nemâ-i âmâl için bahardaki mâ-i nisandır. Saltanat-ı rububiyeti ilahiyeye karşı ubudiyeti beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve maleyani ve hevaperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. El-Fatiha.